Bektaş. Efendim hocam. Şu içeriliğe götürülecek yemeklerle bazı gerekli malzemeler vardı. Getir onları, ben götüreceğim içeri. Tamam hocam. Hakan hocam. Hakan, gözünü seveyim. Sen bu hastanenin kontrol kulesisin. O yüzden şimdi duygularına yenilip içeri giremezsin. Turgut hocam ya, siz niye anlamıyorsunuz? İçeride acil bir şekilde bekleyen hastalar var. Eğer müdahale etmezsem hastanın apandisti patladı patlayacak. Anladın mı? Kurban olayım hocam, sizden bir kez daha düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü Erol Bey'in ameliyatı söz konusu hocam. Ya İhsan, geliş sırası önemli değil. Önemli olan aciliyet sırası. Çok şükür Erol Bey'in şu anda acil bir durumu yok. O yüzden ben bu hastayı ameliyat etmek üzere oradan çıkarmak zorundayım. Yahu bizim de sana ihtiyacımız var, anlamıyor musun? Heh, geldi mi? Evet. Hakan hocam durun, durun hocam. Acil servise ben gireceğim. Lütfen izin verin. Leyla. Senin ne işin var burada? Niye görev yerini terk ettin? Ben sana görev yerini terk etmeyeceksin dedim mi? Görev değişimini yaptım bile. Erol Bey. Leyla Hoca yerine bundan sonra sizinle ben ilgileneceğim. Ne? Sana bunu yapmanı kim söyledi? Sen böyle kendi kendinin patronuymuş gibi istediğimi yaparım, istediğimi yapmam diyemezsin ya. He? Sen duygularınla hareket ediyorsun. Mantığınla değil. Hayır hocam, asıl mantıklı olan acil servise bir acil tıp uzmanının girmesi. Bir cerrahın değil. Leyla. Üç uzmanlığınız olduğunu biliyorum. Ama benim orada olmam gerekiyor. Sizin burada kalıp bize ve dışarıdakilere göz kulak olmanız her şeyden daha önemli. Belki de buraya gelecek acil bir hastanın hayatının kurtulması sizin burada kalmanıza bağlı. Bu sorumluluğu alacağım ben. Eğer içerideki hastalara MERS bulaştığı kesinleşirse kalp ameliyatına giremeyeceğinin farkındasın değil mi? Farkındayım hocam. Leyla, oraya girdiğinde vazgeçmek için bir şansın olmayacak. Vazgeçmeyeceğim. Eminim. Bir şeyler ters giderse bu kararından pişmanlık duyabilirsin. Hazırlıklı mısın? Ben bunların hepsini düşündüm hocam. İçeri ben gireceğim. İzin verin. Hoş geldin. Ateş kaç? 39'a 8. Hayati bulguları? Tansiyon 170. Nabız 120. Satürasyon 97. Her saatte 200 mililitre izotonik ve ateş düşürücü verelim. Yetecek mi? Bence bu senkop. Dehidrasyondan olmalı. Şimdilik sadece sıvı takviyesi yapsak yeter. İyi bir uyku çektikten sonra kendini daha iyi hissedecektir.